Herkese güzel bir İstanbul sabahından merhaba dostlar. Bugün moda sahildeyim, hava çok güzel. Hepimiz bu ara güneşin de sayesinde, aslında güneşin de etkisiyle daha iyi hissediyoruz sanki. Ama diyorum ki bu ara daha da iyi hissetmek adına bir psikolojik esneklikten bahsedeyim istiyorum size. Psikolojik esneklik benim oldukça önemsediğim bir konu. Şöyle bir örnekle başlayabiliriz. Uzun zamandır ertelediğiniz bir işinizi hayal edin. Onu halletmek için masanın başına oturmuşsunuz. Şöyle bitki çayınızı falan da koymuşsunuz. Çok hazırsınız yani. Bugün o iş, o uzun zamandır ertelediğiniz iş bir şekilde bitecek. Kendinizden çok da eminsiniz. O sırada telefonunuz çalıyor. Ve istemediğiniz keyifsiz bir konuşma ve tüm motivasyonunuz yine yerle bir. Zaten zor oturmuştunuz. Bir şekilde uzun zamandır erteliyordunuz da bunu. Tekrardan alt üst oldu bütün plan. O anda kafanızın içinde konuşan sesler, görüntüler sizi oradan oraya savuruyor. O masaya çalışmak için oturmuştunuz. Yine bakışlarınız donuklaşmaya başladı. Ve belki elinize telefonunuzu aldınız. Instagram, Facebook, belki Ekşi Sözlük, haber siteleri, oradan oraya uçuşuyorsunuz. Tabii bu hiç istemediğiniz bir durumdu ama tekrardan ne ortada proje kaldı ne de ödev. Kendinizi rahatlatmak, aklınızdan geçen düşünceleri çözümlemeye çalışmak için bunları yapıyorsunuz ama yani rahatlamak için belki elinize telefonunuzu alıyorsunuz ama bu sizi daha da dibe çekiyor. Halbuki o anki isteksizlik, mutsuzluk yaptığınız herhangi bir şeyle ilgili bile değil. Sadece bir düşünce. Ancak o düşünceler canlılık hissinizi bile alıyor desek sanırım yanılmış olmayız. Bu ve buna benzer rahatsız olduğunuz deneyimler sizi yaptığınız şeyden, yani o andan koparır. Kafanızın içinde sorun olarak adlandırdığınız şeyi beyniniz çözmeye çalışır. O an yaşamak, aktivitenize odaklanmaktansa geçmişle gelecek arasında ya da konuşulan olay etrafında dolanır durursunuz. Zihniniz bir türlü susmaz. Aslına bakarsanız susmamalı zaten. Daha önce kafanızın içinde konuşan o sesten size bahsetmiştim. Nasıl şu anda sizinle iletişim kuruyorsam, jestlerimle, mimiklerimle, ses tonumla size bir şekilde temas ediyorsam, aslında kafamızın içindeki ses de, kafamızın içindeki dil de konuşmaya ve kendimizle iletişimimizi sürdürmeye devam eder. Bu ses bazen bizim problemleri çözmemizi, bir yerden bir yere gitmemizi, sorunların üstesinden gelmemizi sağlarken, aynı zamanda bu ses bizi bazen kaygılandıran, endişelendiren, korkutan bir ses de olmaya başlayabiliyor. Bıçak sırtı yani, anlayacağınız. Nereye doğru düşünmeye başlarsak orada bir düşünce zinciri oluşturuyor ve bizi dibe doğru çekiyor ya da yukarı doğru çıkartıyor. Bu yüzyıllardır evrimleşen beynimizin aslında güzel bir armağanı bize. Fakat kimi zaman bizi olmadık yerlere götürebiliyor. Every time I walk on by, stroll along your street. Peki zihniniz bu denli konuşmaya, sizi engellemeye başladığında ne yapabilirsiniz? Diyelim oturdunuz, çalışmaya başlayacaksınız ya da arkadaş ortamında oturuyorsunuz, yine keyfiniz kaçtı, dalıp gitmeye başladınız, donuklaşmaya başladınız. Dikkatiniz ailenize, sevgilinize ya da işinizdeki problemlere gitmiş olabilir o sırada. Bu sefer farklı olarak şunları deneyebilirsiniz. Öncelikle her ne yapıyorsanız şöyle bir bırakın. Bir adım geriye çekin. Yani zihninizle bir adım geriye çekilin. Ve düşüncelerinizi ve görüntüleri gözlemlemeye başlayın. Onların nasıl belirip kaybolduğunu ve yenilerinin geldiğini fark edin. Düşünceleriniz gerçekliğiniz değil. Bunu kendinize bir hatırlatın öncelikle. Aslında bu durum bir çeşit düşünceleriniz hakkında düşünmek de diyebiliriz. Düşüncelerinizin peşine takılıp onların sizi hırpalamasına izin vermeyin dostlar. Yapılan en tipik hata da düşüncelerle kaynaşmak oluyor aslında bu noktada. Düşüncelerimiz sanki bizmişiz gibi, düşüncelerimiz mutlak gerçeklikmiş gibi bunların peşine takılıp birleşip devam ediyoruz. Diyelim ki düşüncelerinize dışarıdan bakmakta zorlanıyorsunuz. O sırada farkındalığınızı arttırabilirsiniz. Farkındalığınızı arttırmak, ana geri dönmek olarak adlandırılabilir. Aslına bakarsanız bu bir çeşit. Beş duyu organınızla, beş duyunuzla bir şekilde o anda kalmak, o anı hissetmek. Etrafta neler duyuyorum? Sesler. Neler görüyorum? Buranın kokusu nasıl? Havayı hissedin.
temas ettiğiniz yerleri, vücudunuzun temas ettiği yerleri hissedin. Bu uygulama sizin o ana dönmenizi sağlayacak ve düşüncelerinizle bedeninizin aynı hizaya gelmesini sağlayacak. Bu sırada düşüncelerinizi daha net görmeye başlayacaksınız. Ayrıca o anda değiştiremeyeceğiniz, işlevsiz olduğunu düşündüğünüz düşünceleri kabul etmenizi, onlara yer de açmanızı öneriyorum. Bize acı veren duygularla, dürtülerle, anılarla çekişmeyi, o düşünceleri itmeyi bırakın artık. Sadece yer açın onlara. Onları yok saymayın. İterseniz daha fazla üstünüze yığılır. Düşünsenize, bugüne kadar hiçbir düşüncenizi, daha doğrusu rahatsız olmadığınız herhangi bir düşünceyi ya da duyguyu ittiniz mi ya da ondan kurtulmaya çalıştınız mı? Hiç sanmıyorum. Düşünceler çünkü belirir ve sonra yenisi belirir, sonra yenisi belirir. Ve son olarak o anda ne yapıyorsanız amacınızı kendinize hatırlatın. Niçin orada oturduğunuzu, niçin projeye başladığınızı, niçin ona odaklanmak istediğinizi kendinize tekrardan hatırlatın. Her ne yapıyorsanız yapın, ister arkadaşlarınızla sosyalleşirken, ister bir projenin başında çalışırken, bu söylediklerimi bir deneyin isterim. Bu sizin psikolojik esnekliğinizi arttıracak ve ertelemelerinizin, kaçınmalarınızın önüne geçecek. Bu arada dostlar, duydum ki hala kanala abone olmayanlarınız varmış. Onlar da şimdi bir zahmet zile dokunup abone olurlarsa çok sevinirim. Görüşürüz.